Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Google'ın yeni bulut oyun servisi olan Stadia'nın detaylarına bakacağız. Tabii ki de nedir bu Stadia onu açıklayacağım ama ilk cümlem şu olmalı. Bence henüz Türkiye'de yok. Google'ın açıkladığı bir tarih var. Kasım 2019'da birkaç ülkede aktif olacak. Yani birkaç dediğim listesini verdik zaten ekranı şu anda. O ülkeler dışarısında belirtilen tarihte herhangi bir ülkeye açılmayacak. Nedir bu Stadia? Stadia bildiğiniz bulut tabanlı bir oyun hizmeti arkadaşlar. Diyelim sizin elinizde bir bilgisayar var. Çok güçlü bir makine değil. Ya da hard diskiniz dolu. Oyunu indirmek istemiyorsunuz ya da indirebileceğiniz yer yok. İşte tam burada Stadia devreye giriyor. Aylık belirli bir para karşılığında, ki bu konuya daha sonra geleceğiz, Stadia'ya abone oluyorsunuz ve dilediğiniz oyunu bilgisayarınız kaldırsa da kaldırmasa da cayır cayır oynayabiliyorsunuz. Cayır cayır kısmına da geleceğiz. Abone oluyorsunuz dedim ya, bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Abone olmak yetmiyor. Abone olduktan sonra da oynamak istediğiniz oyunu normal aynı Steam'deki gibi ya da PlayStation'daki gibi satın almanız gerekiyor. Ancak o zaman oynayabiliyorsunuz. Abonelik ücreti artı oyunun ücreti. Peki bu oyunlar nerede muhafaza ediliyor? Stadia'nın tam olarak 14 futbol sahası büyüklüğünde bir veri merkezi var. İşte oradaki makineler sayesinde oyunları indirmeden oynayabiliyorsunuz. Sisteminiz düşük olsa bile. Stadia'da keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilmek için en önemli ihtiyacınız güçlü bir internet bağlantısı. Tabii bir de evinizdeki internetin Stadia'ya uygun olup olmadığını ölçebileceğiniz bir de web sitesi hazırlamışlar. Oradan ölçüyorsun, bakıyorsun Stadia'da takılabilir misin, takılamaz mısın? Bu kısmı duyunca bence pek çoğunuz olmaz o iş cümlesini sarf etti. Vallahi işin açıkçası ben de sarf ettim arkadaşlar. Hala ülkemizde kotalı internetin kullanılması da burada ayrı bir parantez olarak karşımızda duruyor. Peki Stadia'yı kullanabilmek için minimum internet gereksinimleri ne? Minimum bağlantınızın stabil bir şekilde 10 megabit olması gerekiyor. En düşük paketi 10 megabitle başlıyor. Eğer bağlantınız stabil 10 megabit hızdaysa 720p oyunları 60 FPS'te oynayabileceksiniz. 20 megabit ise 1080p oyunları yine 60 FPS'te oynayabileceksiniz. Bağlantınız stabil 35 megabit ise... Megabit ne ya? Bağlantınız stabil 35 megabit ise o zaman da oyunları 4K çözünürlükte 60 FPS olarak oynayabileceksiniz. Şimdi gelin biraz fasulyenin faydalarından bahsedeyim. Diyelim bağlantınız 35 megabit. Çok çılgın bir internetiniz var. 4K oyunları 60 FPS oynuyorsunuz. 1 saatte yapacağınız download 15.75 GB minimum. En düşük paketini farz alalım. Bağlantınız 10 megabit olsun. 720p'de oynayacağınız için oynayacağınız oyun 1 saat sonunda 4.5 GB'lık internet tüketmiş olacak. Yani 2 saat oyun oynasanız nereden baksanız 3 aşağı 5 yukarı bir oyun kadar download etmiş olacaksınız. Bu download meselesinde şöyle düşünün arkadaşlar. Hani içeriğin başında söylemiştim ya, veri merkezleri var, oradan oyunu çekiyorsunuz diye. Siz aslında oyunu başka bilgisayarda oynuyorsunuz. O bilgisayardaki görüntüyü bilgisayarınıza download ediyorsunuz. Bu veriler, bu datalar tam olarak bu aşamada tükeniyor. Yani arkadaşlar internetiniz kotalıysa bence hiç heyecanlanmayın. Hatta Stadia yokmuş gibi davranın. Hiç öyle bir şey duymadınız yani. Google Stadia'dan faydalanabilmek için nelere ihtiyacınız var? Chromecast destekleyen bir cihaza, Google'ın önerdiği oyun kumandaları olabilir veya herhangi bir oyun kumandası da olabilir, bir oyun kontrolcüsüne, dilerseniz bir klavye mouse'a, finalde de güçlü bir internete. Bu güçlü internet kısmında benim bir gülesim geliyor yani. Sadece Chromecast destekleyen bir ekran olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bunu bir tablette veya bir telefonda da oynayabileceksiniz. Yalnız başlangıçta bu biraz dedikodu bir bilgi. Şimdilik sadece Google Pixel 3 ve 3A'lar destekleyecekmiş. Ama bu kesin bir bilgi değil, onu söyleyeyim. İki tane fiyat var. Birincisi Stadia Pro adı verilen en düşük paket. Bunun fiyatı aylık $9.99. 10 dolar değil. Bu paketin çözünürlüğünü 4K'ya kadar çıkarabiliyorsunuz. 5.1 surround ses desteği sunuyor. Ve yine dilediğiniz oyunu satın alıp oynayabiliyorsunuz. Bunda da herhangi bir kısıtlama yok. Buna ek olarak da PlayStation Plus'tan da bildiğimiz o bu paketi satın alırsanız aylık birkaç tane oyunun ücretsiz olması durumu var. Mesela şu an Destiny 2 ücretsizmiş. İkinci pakette 2020 yılında duyurulacak. Arkadaşlar bunun adı da Stadia Base. Oyunları maksimum 1080p çözünürlükte 60 FPS olarak oynayabileceksiniz. Herhangi bir ödül oyun, indirim vesaire vesaire hiçbiri bu pakette yok. Şimdi burada bir ek yapacağım. Bu anlatacağım şeylerin de fiyatı $128. Google Founders Edition adını vermiş bu sisteme. Eğer bu $129'luk paketi alırsanız böyle limitli versiyon dedikleri bir oyun kontrolcüsü, ki limitli versiyon olayı rengi değişik arkadaşlar. Bir Chromecast Ultra ve Buddy Pass adı verilen herhangi bir arkadaşınızla birlikte oyun oynayabileceğiniz bir paketi satın almış oluyorsunuz. Bu arada Buddy Pass de sadece 3 aylık. Benim bu Stadia meselesine en çok kafam fiyatlarda değil de bu abonelik parasını verdikten sonra oyunu tekrar satın almak için verilen para karıştırıyor. Oyunu da mı kiralasaydınız ya da ne bileyim belki Netflix gibi bir sistemde daha iyi olabilir.
erişirdi en azından bizim açımızdan. Bir tane para verir oyunlara erişirdi. Ama durum o değil. Hem abone oluyorsun hem de oyunu satın alıyorsun. Ha, avantajı olarak şu söylenebilir. Bilgisayarın çok kötü olsa bile o oyunları oynayabileceksin. Tabii internet bağlantın iyisi. Ya nereden baksanız tutarsızlık şu anda. Ufak ufak da finale doğru geliyorum. Stadia'da hangi oyunlar olacak? Arkadaşlar şimdilik Google 21 farklı oyun yapımcısı şirketle anlaşma imzalamış. Yani bu firmalar Stadia için oyun üretecekler. Oyunların da listesini zaten görüyorsunuz şu anda. Benim dikkatimi çekenler işte Assassin's Creed Odyssey ve Mortal Kombat 11 ya da The Elder Scrolls Online'ın olması gibi durumlar dışında çok böyle ağımşan bir şey görmüyorum ama bu kişisel bir şey. Sizin beğendiğiniz başka oyunlar olabilir. Artık sonuca doğru gidiyoruz fakat burada bir ek yapmak istiyorum. Özellikle şu an 5G'nin arifesindeyiz. 5G dünyaya açıldıktan sonra bu bulut sistemler artık bizim hayatımızın ciddi bir parçası olacak. Yani bir şeyleri indirmek yerine direkt olarak buluttan onu kullanmaya başlayacağız. Şimdi bu güzel bir şey. İnsanlık için de faydalı bir adım. Fakat şunu atlamamak lazım. Bu sistemi kullanabilmek için devasa veri merkezlerine ihtiyacımız var. Bu veri merkezlerin doğaya vereceği zararsa ciddi bir tartışma konusu. Ha ben şunu demiyorum. Hem elektriğim olsun hem teknolojim olsun hem de doğaya zarar vermeyelim. Boş verin gidelim ormanda yaşayalım gibi bir şey demiyorum. Fakat günümüz teknolojisi bu tarz veri merkezlerinin doğaya uygun konsepte üretilebileceğini de kanıtlamış durumda. Yani umarız gelecekte bol bol kullanacağımız bu bulut sistemler doğayla barışık veri merkezleri tarafından bize sağlanır. Artık geliyorum sonuç kısmına. Bu Stadia meselesinde interneti kötü olan bölgeler ve coğrafyalar bence hiç heveslenmesin. Çünkü sistem temelinde güçlü ve stabil bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bir de tabii şöyle bir durum var. Diyelim Google'ın Stadia paketine bir yıl abone oldunuz. Bu parayla yaklaşık böyle ortalama bir oyuncu bilgisayarı toplayabilirsiniz. Yani burada tercih size kalıyor. Dilerseniz gider Stadia'ya abone olur hem de oyunu satın alırsınız. Dilerseniz abone olmak yerine gidersiniz kendinize orta derece bir oyuncu bilgisayarı alırsınız. Yine oyunları satın alır yine oynarsınız. Benim bu konuda herhangi bir görüşüm yok. Ben gider bilgisayar satın alırım. Hem abone olayım hem oyuna para vereyim kısmına takıldım biraz. Zaten henüz ülkemizde yok. Kasım ayında yayınlanacak ülkeler listesine yine bizim ülkemizin adı yok. Doğal olarak heyecanlanacak bir durum yok diyorum ve içeriğimizin sonuna geliyorum. Anketi hemen şuraya koydum arkadaşlar. Merak ediyorum Stadia'ya bir yıl abone mi olurdunuz yoksa gider bir oyuncu sistemi mi alırdınız? Ben fikrimi açıkladım az önce. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.